Video girmeden önce bir isim okuma yapalım bakalım. Muhammed Abuşoğlu, Efe Yıldırım, Mel, seslendiricinin Yan Çarı ve Fuentes'in ayağı. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bir de bir hesap ismi bu ha. Garip yani. Yeni yeni isimler gelmeye başlamış. Fuentes'in ayağı ne lan? O zaman bol bol kıl var her tarafında. SCP, Kubilay ama Fuentes seven, Sıtkı Altan, Berk Gökşen, YouTube kanal, Little Blow, Muhammed Agah, Fuentes'in terbiyeli ağzı. Evet, artık herkes herhalde böyle Fuentes yapacak. Cyber Phantom TR, Mehmet Ali Gündüz, hoşuma gitmiyor değil ama. Ela Budov, Bora Türkmen, Hüseyin, kanka Hüseyin da adını öyle yazdım ben de. Takeshi, Neco, Emir Taş, Yusuf Gül, Ahmet İşlek, Furimane, Himana Takeda, bir dakika. Namık Tahiro, İsmail Mert Sansar, Wholesale aynen. Muli, pro oyuncu, Yunus Çeliker, Murat Ceferov. Şimdi videoya giriş yapalım. Herkese selam var. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve ekranda gördüğünüz üzere Cold War Tower geldi ve artık 20 gün boyunca bizlerle olacak. Bunu yapabildiğimiz kadar tabii ki de yapacağız, yardırmaya çalışacağız. Bu kulede elimden geldiği kadarıyla bakın. Ne kadar elinden geliyor. Bu ne lan, böyle hepsinin aynısını vermiş neredeyse. Neyse. Oha, yalnız bunun birinci savaşı bu kadar ağır mı ya? Bu niye böyle lan? Bu hard gibi. Aa, bu hard galiba abi. Hard tower şeklinde mi geliyor bunlar? Niye bu kadar güçlü anlayamadım ama neyse bakalım. Biz hemen en güçlü takımların en güçlü karakterlerinden direkt ekleyeceğim zaten. Hiç yormayalım burayı. Hızlı bir şekilde parçalayalım da. Yalnız ben Reptile'i kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü iki tane Outlord karakter olunca güzel oluyor. Reptile'e şu an için evrim kazandıramayacağım. Combat Cup Sonya Blade'i eğer 60. seviyeye getirirsem Combat Cup takımına belki giderim. Çünkü Johnny Cage'im 6. evrimde. Ama şeyim yok işte. Öbür neydi? Sonya Blade'im yok. Onu da bakalım ya. Sonya Blade'im diyorum. Ya Cassie Cage'im yok. Onu belki çıkartabiliriz. Bilmiyorum artık. Bakacağız. Şu ekipmanlarını falan bir değiştirelim hemen karakterlerin. Bu kuleyi bol bol abanmak lazım bu arada kuleye. Şimdi şunun bir anlamı artık kalmadı. Dark Coins Tower'da geçiyor bunlar. İlk olarak ekipman olarak ne versek? Hatta ben değiştirmeyeyim. Bir maçtan sonra tahminimce bana ekipman direkt verir zaten oyun. Ya da markete bir gidelim. Markette şey olabiliyor. Beleş paket diyerekten bize verebiliyor ama bir bakalım. Normalde onu ilk savaştan sonra falan vermesi gerekiyor aslına bakarsanız. Karakter... Aa, Johnny Cage gelmiş. 55.000 altınım yok mu gerçekten? Aa, 10. yerini yapacağız diye. Neyse tamam. Ben bunu mutlaka almış olurum. 10 saate yenileniyormuş zaten. Johnny Cage'imiz artık yıllar sonra 10. yerim olacak. Ben bunu bilerek almıyordum abi de. Neyse tamam, dur uzatmayayım. Şimdi madem yok direkt savaşa giriyorum ben. Bakalım ilk savaştan sonra vermezse ekipmanlarımın hepsini değiştiririm. Verirse de artık yeni ekipmanlarımızı kullanmaya başlarız. Duruma göre göreceğiz. Yalnız güçlü başlamış. Hani orta seviye hesaplarla büyük ihtimalle şu an tamamlanabilecek bir kule değil bu. Yani ben orta üstü hesabım şu anda. Yani üst seviye hesap değil benim hesabım. O yüzden kuleyi tamamlayamayabilirim. Yani şu an Blockbreaker'ım niye çalışmadı lan? Şu an çalışıyor, tamam. Baksanıza yani hasar olarak düşüyoruz şu an. Çünkü kule ekipmanları daha gelmedi. Ben Cold War Tower'a ilk defa katılıyorum bu arada, bildiğim yani, öyle biliyorum. Hatta bir gireriz biraz sonra, tower ekipmanlarına bakarız eğer vermezse. Yeni ekipmanlar da takacağım zaten. Direkt şöyle parçalayaraktan gidelim ya. Kritiği falan çok fazla yapamıyoruz. Normalde bunların bu arada karakter değiştirdiğinde zehirlenmeleri gerekiyordu ama zehir nasıl yemeleri anlamadım ben. Dirençleri mi var? Bakayım. Gene yemedi. Allah Allah, reptil aktifken de değil. Vallahi anlayamadım ya. Normalde zehir yemeleri gerekiyor ama zehirli yemedik. Dur bakalım. Umarım öyle bir direnç falan yoktur. Çok salak bir şey olur o. Reptilin ben bu zehir olayını kullanmayı çok seviyorum. Sürekli zehirde bırakıp şey yapıyor. 50 kere attı bu arada bunu ya. Oğlum yeter lan. Allah Allah. Tamam, atıyorsun en çok. O kaç defa üst üste attı. Dokunulmazlığı nasıl aldım ben? Bir dakika. Ekipmanla alakalı olmaması lazım. Ben kendi şey yeni bir ekipman takmadım diye hatırlıyorum. Dokunulmazlığı neye göre aldım ben ya? Bir dur bakayım. Allah Allah. O ne ya? Ne alaka abi dokunulmazlık? Ben ekipman değişimi yapmadım. Aa, şey. Galiba zırhta vardı yeni gelen. Ben onu şeyden çıkarmıştım. Dark Queen Tower'dan çıkarmıştım. Kendi şeye taktığım zırhta olması lazım. Ekipman bu arada vermedi değil mi? Tamam, vermemiş abi. Ekipmanlarımız zaten değişeceğiz şu anda. Ama yani bunun bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum ben. Şu yeni gelen bu olması lazım. Bununla birlikte taktım diye hatırlıyorum ben. Evet. 2,5 saniye. After tagging diyor bir de. Sürekli veriyor bunu. Ben bunu kullanmaya devam edeyim abi. %17 maksimum can veriyor. Tamam, bu dursun. Şimdilik. Şimdi bunu değiştireceğiz. Aslında bu şey de güzel ha. Nerede? Nivus diyelim de Nivus'tan sanmıyorum bulabileceğimi. Burada bulamayız. Dur bakayım bir. Bu ne lan? Brutality set miymiş bu? Yok, değilmiş, tamam. Bir an Brutality set sandım. Şu ilerlerden bir bakınayım da. Sanmıyorum. Earthrealm Tower'dan varmış bakın. Yine Earthrealm Tower. Şurada ne varmış abi? Earthrealm Tower.
Başka tavır şeyleri yok değil mi bende? Şu ne kanka? Örtürem. O hep öptü, örtürenmiş. Lan bu ne? Başka? Şunlar ne? Nightmare tavıra katılmışım. Başka? Başka da katılmamışız galiba. Şu Linkway tavıra katılmışım. Bunların hiçbirini tamamlamadım bu arada. Sadece girişten dolayı verdiği ödül var ya. Ondan dolayı şey yapmıştık. Şimdi bir de ekipmanları değiştirmeden bir çıkayım bakayım. Normalde Tower Rewards'lardan şey bize beleş bu offer sunaraktan vermesi lazım ama vermiyor mu abi? Offer'la vermesi lazımdı ya bunun. Bakayım mı? Vallahi burada da vermemiş. Normal garip yani ilk girdiğimizde normalde kuleye gerçi kule ikinci kez geliyor ya ondan da olabilir abi. O yüzden yapıyor olabilir. O yüzden ben hiç zorlamayacağım. Direkt devam edeceğiz. Bunun hard kısmı olmadığına göre ve karakterlerin canları direkt yüksek 6. evrim karakter başladığına göre bu hard bir kule. Aynen. Zor bir kule olacak. Neyse tamam. Şöyle ekipmanlarını değiştirerekten başlayayım. Ben uzatmayacağım daha fazla. Şimdilik power olaraktan Karos Guidance'ı katmayalım. Şuradan Blaze's Life olabilir ya. Faction Wars'u öyle değilsin değil mi sen? Tamam. Yakaraktan başlatalım karakterlerimizi. Ben bunu kullanayım. Saldırı olarak ne alabiliriz? Datuşa'yı alabilirim. Rethammer işimize gelir bu arada. Şu an için çünkü bir anlamı olmayacak. Kano'ya da ben ekipmanları bir takayım. Bir saniye. Hepsinin ekipmanlarını değiştireceğim. Jason Voorhees'i bu arada artık kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü işimize yarayacak. Ya yani güzel şey, güzel etki veriyor artık. Şunu bu arada fullemeyi düşünüyorum ben. Bunun pasifi 10. erim yaptığınız zaman Faction Wars onluymuş. Tamam dur. Bunu o zaman fullemem ben. Ben Faction Wars'un dışında da işe yarıyor sanıyordum da yaramıyormuş. Buradan ne alabiliyoruz? Power Generation Boost aslında olabilir. İşimize daha çok yarar en azından şundan. Şimdiki zırhımız neymiş? Zırhımız %35 can arttırıyor. Tamam bu dursun. Bir de hemen Reptile'e girelim. Reptile'in de ekipmanını değiştirmek istiyorum. Full geçmiş kulenin ekipmanları var. Tamam bu olur. Revolvers yerine aslında Reptile'in ekipmanı bende olacaktı kendi ekipmanı ya. Onu ben bulayım geliyorum hemen. Farkında bile değilim. Reptile'in ekipmanını ben zaten takıyormuşum ama bu çok da önemli değil bunun ekipmanı. Çok bir şey değiştirmiyor yani herhangi bir ekstra katmıyor bile neredeyse o kadar şey etkilemiyor. Seni alsam mı kanka? Recovery boost'unu falan arttırıyormuşsun ama işimize en çok yarayacak hangisi? Damage boost falan diyor. Vallahi bunlar çok bir işimize de yaramaz ya. Yaramaz ya. Recovery boost. %41 güzel bu arada ya. Ben bunu alayım abi. Şuraya da Dark Queen's Tower'da diyor. Dark Queen's Tower'ın ekipmanlarını artık bırakalım biz. Kullanmayacağız bunları. Sen ne veriyorsun kanka? Yine Dark Queen Tower'a özelmiş. Dursun. Blade Fan'ı falan almayalım. Datuşa'yı takabilir mi? Aslında Datuşa'yı taksak yeniden dirilen rakiplere karşı veriyor bunu ya. Yok bu çok... işimize yarayacak bir şey değil maalesef. Benim bir tane güzel bir saldırı ekipmanı bulmam lazım buna ya. Gerçi zırh da verebiliriz ama saldırı daha çok işime yarar çünkü şu an için sen ne veriyorsun kanka? %44 düz vuruşu arttırıyorsun. Vallahi gayet de güzel ya. Blok kırmamız da zaten var. Şu an için gayet güzel. Tamam. Kule ekipmanlarını çıkarana kadar böyle idare edeceğiz. Kaç savaş sürer burası bilmiyorum ama bakacağız bakalım. Siz de kuleyi bol bol yapmaya çalışın. Ama şöyle bir şey var. Otomatik avla çok fazla yapılacak bir kule değil gibi. Yani maksimum 50 savaş falan gider galiba otomatik savaş. 50. savaştan sonra artık pompaya başlar oyun. Elinizden geldiği kadarıyla da 30 savaş yapmaya çalışın günde. 12 saatte bir yenileniyor. Sabah 6 akşam 6 Türkiye saatleri için. Öyle olması lazım. 6'dan 6'ya değişiyor. Bu arada zehri artık kattık güzel oldu. Ufak bir takılma var. Gene bu takılma devam ederse oyunu yeniden başlatıp geleceğim. Bazen böyle salak salak takılmalar oluyor. Sebebini ben de anlamıyorum. Şimdilik şöyle bir atayım bakayım canısı. Şöyle bir vurayım sana. Güzel. Siz bu videoyu izlerken bu arada yani izledikten bakayım bir 2 saat sonra falan Call of Duty'nin finali gelecek. Emre Tadel kanalına. Yan kanalda da artık o oyunu bitiriyoruz. Ondan sonra Assassin's Creed'i de bitirdikten sonra size çok güzel oyun önerileri sunacağım. Yani çok güzel olduğuna inandığım oyunları sunacağım. Buraya bilerek sunmadım onları çünkü büyük yani bilgisayar oyunlarını o kanalda oynayacağım çoğunlukla. Hatta çoğunlukla değil o kanal zaten full bilgisayar oyunları üzerinden gidecek ama. Nasıl diyeyim. Güzel oyunları oraya sunacağım yani. Buraya Mortal Kombat'la, Injustice evreniyle veya evreni farklı olan bir şeylerle giriş yapacağım. Yani o oyunları sunmaya çalışıyorum. Yan kanala Batman atıyorum. Bu kanala Injustice atıyorum. Öyle düşünün yani. İlginizi çekecek şeyler atıyorum. Atmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bağlantılı şeyler daha güzel oluyor o yüzden. Şöyle bir atayım ben sana kankacım. Kriti ama vuramayacağız değil mi? Aynen. Ekstra 285'i niye yiyorsunuz? Karos Guidance yüzünden mi? Niye? Zehirden. Ha zehir lan tamam. Efektin mor yapmaları bok gibi oldu bu arada ya. Valla ben şu
Yeni kritik hasarlarına falan hiç alacağını sevmedim bunları. En başından beri de sevmiyorum zaten. Eski kritik hasarı çok daha, ya görünüşü çok daha güzeldi. Ben çok daha keyif alıyordum ondan. Bu arada dün video atamadım, kusura bakmayın. Çünkü boynumda, size birkaç gündür dedim bundan bahsediyordum. Boynum ağrıyor, boynum ağrıyor diye falan. En son hastaneye gittim. Ya hastanede de devlet hastanesinden sıra alıyorsun anasını satayım. 15 gün sonrasına veriyor. 15 güne ben zaten ölürüm ya. Sokayım yapacağınız işe yani, değil mi? Lan oğlum, boyun için aldım. Sabahın 9.40'ına falan vardı ilk olarak. Onun için 3 gün sonrasına alabildim zaten. Şikayetlenmeye başladığım gibi 3 gün sonrasına çıktı. O da sabahın köründe yani, en yoğun olduğu saate vermişler. Neyse. Gittim. Boyun fıtığına bağlı yırtılma ve boyun düzleşmesi teşhisi kattılar. O yüzden yani birazcık video aksamaları olabilir. Onu size şimdiden söylemek istiyorum. Elimden geldiği kadarıyla ben oyunların hepsini oynarım ama bilgisayarın başında bir saatten fazla kalamıyorum. Boynum çok fazla acı yaratmaya başlıyor yani. Videolarımın bir saat sürmediğini farkındayım da. Yani üst üste duramadığım için boynum ağrıyor. Ve konuştukça daha çok ağrıyor. O sağ damarı çekiyor boynumun. Yani nasıl diyeyim? Aynen, boynumun ense kökünden sırtıma doğru damar çekiyor. Ve hiçbir şey yapamıyorum bu duruma. Şöyle vuralım bu arada. 312.000, daha ekipmanımız yok. Güzel. Güzel. Ekipmanla birlikte 700 binleri, 800 binleri gördüğüm oluyordu Kenshi'de. Bakalım o hasarları görebilecek miyiz? Cold War Tower'ın işte ilkine katılmış olsaydım eğer şu an ekipmanlarım olacaktı. Ve ekipmanlarım evrim almaya başlamış olacaktı. Ya benim aslında benimle alakalı bir durum da değil. Hastanede olduğum için bir şey yapamıyordum. Yani geçmiş dönem için bahsediyorum. 6 ay falan hastanede geçince oyun ister istemez boşladık tabi. Ama artık bundan sonra umarım bir sıkıntı olmayacak. Hayırlısı bakalım. İyi dileklerinizde bu arada bekliyorum. Siz bu videoyu izlerken annem ilik naklinde olacak. En son çok şükür o aşamaya geldi. Son aşamada şu anda. Kanserin son aşamasında. Eğer yenebilirse, yani ilik nakli başarılı gerçekleşirse, bünyesi kabul ederse artık bitti gibi bir şey olacak. Sonrasında gözlem altında tutup eve gönderecekler ve bildiğiniz yenmiş sayılacak kanseri. İnşallah bakalım hayırlısıyla olacak o da. Görelim. O yüzden iyi dilekleriniz, pozitif dilekleriniz çok önemli. Yani bilmiyorum, ben bu tarz şeyleri, yani pozitif dileklerin işe yaradığını, nazar olayını falan, yani nazarın hatta bilimsel açıklaması da vardı. Normalde hurafe baktığınız zaman, yani işte gözünle falan şey yapıyorsun ama bilimsel açıklamasını, yani nazar olarak geçmiyor tabii ki bilimde de, beynin gönderdiği sinyaller gerçekten insanları etkileyebiliyor. Bu aynı şey gibi, ilk insanı gördüğünüz negatif pozitif olaylar var ya, hani ters kutupların birbirini çekmesi olayı. Bunların harbiden doğru olması benim garibime gitmişti mesela. Bilim dışı şeylere ben çok fazla inanmıyorum. Yani bilimin ışığında gitmeye çalışıyorum her zaman. Bilimi de çok seviyorum zaten. Size tavsiye ediyorum. Kesinlikle bilimin içine girin abi. Kozmosu bir araştırın böyle. Kozmosta ne var? Evrende ne var? Ne yapıyoruz? Yalnız mıyız? Değil miyiz? Araştırın bunları. Öğrenmeye çalışın. Öğrendikçe böyle bir kalbinizde bir şeyler hissediyorsunuz. Böyle bir, nasıl diyeyim, heyecan oluşuyor insanda. Yok artık be oluyorsun yani. 50 ruhu bu arada, yani ruhu artık harcasana falan diyenler vardı. 2700 ruh falan vardı herhalde. 2800 hatta. Şu an geri düşecekti o. Böyle zamanlar için harcamıyordum ben. Bilginiz olsun. Günlük benim şu an 300 ruhum gidecek bu kuleye. Ve yetişmeye çalışacağım o yüzden. Yani yetişmek de çok zor olacak. Hatta kule zamanı geldiği için normalde Outdoor'dum ben, Outdoor questlerine başlamıştım. Yani quest sayfasının quest kısmının arka sayfasına. Oraları şu an ne verdi? Ya kanka, Trooper'ın ekipmanı, bronz karakterine şeyini veriyorsun. Yani dalga mı geçiyorsun canim? Ne bu oğlum, bok parçası verdi lan. Neyse hadi bakalım. Kodumuz da kafatası olsun, böyle verelim, ekrandan gördüm aklıma geldi. Evet kankacım, devam et. Vampire Melee'ni Undercover. Oğlum güçleri ya. Vallahi hard tower'ın güçleriyle başlamış yani. Normalde işte normal ve hard olarak ayrılıyor ya kuleler. İyi kule geldi. İyi kule değil de diamond karakterin kulesi geldiği zaman, ekstra yeni gelecek karakterin kulesi geldiği zaman, yani Sindel gibi düşünün. Sindel'in kulesi geldiğinde işte normal ve hard olarak ayrılmıştı. Şu an bu direkt hard, yani bildiğiniz Sindel'in hard'ından hatta daha zor başladı diyebiliyor. Gerçi aynı başladılar, aynı. Yaklaşık başladılar daha doğrusu. Birebir aynı mı bilmiyorum ama neredeyse aynılar. Şu zehirlenmeleri benim çok işime yarıyor. Kano ile her ne kadar vuramasam da kritik. Outdoor karakterlerimin hepsi ona kritik atıyor ve şu zehirlenme aynı zamanda can yenilemelerini azaltıyor.
azaltıyor değil, sıfırlıyor. Zehirleme efektindeyken can yenileyemezsiniz. Oyunun olayı bu. O yüzden kanama ya da şey yerine bunu tercih ediyorum. Yalnız Blaze's Life galiba bir işimize yaramıyor bizim. Ben yaktığını hatırlamıyorum rakibin. Freddy Krueger'a verdiler. Tamam, bu olur bak. Ya Freddy Krueger'ı kullandığımdan değil ama en azından Diamond karakter. Hani işime yarar abicim. Ver gitsin. Nightmare'da değil mi şey? Freddy Krueger aynen Nightmare şeyinden, sınıfından. Bakalım Dragon Breath Boyraço. Bu arada yani en güçlü karakterlerimle bile şu an savaşlar bir tık uzun sürüyor diyebilirim en güçlü karakterlerime göre. Ekipman olmadığı için tabii ki de böyle oluyor, farkındayım ama kule ekipmanı geldiğinde inanılmaz fark ediyor ha. Yani siz daha önceden katıldıysanız şu an benden çok daha avantajlı başlayacaksınız. Bu sizin çok büyük lehinize olacak. Mortal Kombat bitirilebilecek bir oyun değil bence ya, bilmiyorum yani. Çok 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 uzun süren bir oyun. Yani çok uzun, çok nasıl diyeyim, sabırlı olmanız gerekiyor oyunda. Ve azimli olmanız gerekiyor. Gerçekten çok fazla oynanması gereken bir oyun. Otomatik savaşı da büyük ihtimalle onun farkına varıp getir. Eskiden bu kadar, bu denli fazla oynamanız gerekmiyordu. Çünkü kuleler falan bu denli zor değildi. Yani zorluklarını bu kadar şey tutmuyorlardı. Yeni Diamond karakterler gelmeye başladıktan sonra içinden geçme yani acayip zorlaştırdılar abi. 4500 coins falan veriyor. Coins'imizi de alalım. Coins'i de fazla veriyor aslına bakarsanız ha. Hani normalde 2000 coins, 1800 coins falan verirdi kule. İyi. Hani bari oradan birazcık fazla vermişler. Daha güzel olur. Klasik noob saybot geldi lan. Vay anasını. Sadece 10. evrim karakterler 60. seviyeye yükseltilebilir diyor. Bakın 60. seviyeye nasıl yükseltiliyor diye soruyordunuz sürekli. Ekrandaki yazan açıklama onunla alakalı. Ve hesabınızın 60 seviye olması lazım. Yani 60 seviye olmadan karakterler 60. seviyeye atamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Seviye kasmak da yani çok kolay bir olay demeyeceğim. Bir yerden sonra, özellikle 50'den sonra falan zorlaşıyor. Ama halledersiniz ya. Aşırı zor bir şey değil. Yani Faction Wars'a sürekli savaştırın. O halleder yani. Devam edelim bakalım. Kritik de iyi vuruyoruz bu arada. Yani normalde Reptile'in pasifinde ben bildiğim kadarıyla sadece Outlord karakterler şey yapıyordu. Bir bakayım onun pasifine bir daha ben. Karakter tanıtımını bu arada 1900 coins az veriyormuş arada bir lan. Demek ki sürekli çok vermiyor. İyi tamam, neyse sıkıntı olmaz. Kaçıncı savaşa geldik ya? Bayağı da ilerledik ha. Bunun şeylerini bu arada yan kanala atacağım. Bundan sonraki savaşları her savaşa atmayacağım tabii ki de. Dondurma efekti gelmiş. Neyse önemli değil o. Rüzgar gibi bir şey geliyor, donuyorsunuz. O çok sıkıntı yaratmıyor zaten. Ne diyor? Outlaw karakterler, şey Reptile takımındaki Outlaw karakterler %80 kritik vuruş yapıyorlar. Zehirlenmiş şeylere. Ve aynı zamanda Outlaw karakterler zehirlenmeye karşı dayanıklı hale geliyorlar. Yani benim onun ya, Kenshi yerine Outlaw bir karakterim olsun çok isterdim 10. evrim. Kano'yu kullanmak daha mantıklı gelebilir ama değil. Kenshi çok vuruyor ve ikinci yeteneğini çok fena kullanıyorum. Yani çok kullanıyorum onu. Çünkü 800.000 900.000 falan vuruyor ekipmanlar geldiğinde. Boss'un direkt yarı canını alıyorum. O yüzden çok fazla işime yarıyor. Ya şeyden benim şu an oluşturabileceğim güçlü bir takımım yok. yani sınıf olarak, takım olarak, hatta sınıf olarak değil. Az önceki gelen Arctic Wind diyor diye, Wind mi? Rüzgar işte. Dondurucu rüzgar ya, oradan anlayın. Bak şu az önceki gelen şey işte, Kenshin'in yediği var ya. O efekti. Onun ama çok bir sıkıntı değil yani, bu çok zorlayacak bir şey değil, sürekli olarak uzun süre yemiyorsunuz yani. Frostbite kadar etkili şey değil. Uzun sürmüyor. Şöyle atayım ben şunu. Kritik vurabileceğiz mi lan? Vuramadık. 218.000 vuruyoruz. İyi. Kenshin'in galiba her şeyini fullledim en son. Hadi bakalım. 10. savaşa geldikten sonra bir tane ekipman verir tahminimce. Daha doğrusu direkt şey vermesi lazım bence. Bu kulenin paketini veriyordu beleş. İşte al sana diyordu paket. Bunu aç. Bunun içerisinden işte 4-5 tane ekipman veriyorum sana, kullan diyordu oyun. Bakalım onu yapacak mı? 11. savaşa gelmişiz bu arada ve vermedi. Bu iyi olmadı abi. Bu cidden iyi olmadı yani, ben verir diye bekliyordum. Galiba artık 20. savaşa kaldı o olay. Verse olurdu ya aslına bakarsanız. Çok da güzel olurdu hatta. Ama neyse. Hadi bakalım. Arka şey sürekli değişiyor, arka plan iyi bari. O güzel olmuş. Öyle bir vur bakalım oğlum. Smoke kör edecek. Ama kör etmeden çıkartacağım ben onu. Kırmızı kart atacak mı lan? Atamaz ki. Gerçi atar. Niye atamasın ki? Sonya ablam şimdi gelir.
Aynen. Kırmızı kartı koydu. Çok da önemli değil ama. Kritik vuracağız zaten. O yüzden çok büyük bir sıkıntı yok. 11.000 falan vuruyoruz. Baksana abi. Reptile şu an full kritik vurduğu için acayip sıkıntı yaratıyor. İşte outlord karakterim yani. Kenshin'in yerine outlord isteme sebebim bu zaten. Çok fazla kritik vuruyoruz ama bosslarda reptile işe yaramıyor. Bosslarda bazen reptile değiştiriyorum ben. Yerine Shao Kahn'ı veya işte neydi o? Tribord takımından şey katıyorum. Smoke katıyordum galiba. Yani öyle yapabiliyorum. Değişiyor dediğim gibi. Bakalım hala vermedi. Şunları bir yenileyelim hemen. Yenile kanka. Reklam izleyip de uğraşmak istemiyorum. Tower Reward'dan bu arada bakalım ödüllerimiz nelermiş. Koldor karakterlerinden birisini veriyor zaten. Yani bunlar kesinlikle bunlardan birisini verecek. Bana Scarlet'ı verirse memnun olurum gayet. Bende şu an 3 Koldor karakteri zaten var. Elimden geldiği kadarıyla şey yapacağım. Boss fight'larına bir bakalım. Level 20 ile bak. 20, 40, 60, 80. Aynen bakın bu Hard Tower. Normalde normal tower'da 10, 30 işte 10, 30 öyle gidiyor. 50, 70 diye gidiyordu. Bu Hard Tower olduğu için garip vermişler. Neyse tamam bakalım. Şey Brutality ekipmanı veriyorlar mı ona bir bakayım. Scarlet'ın Brutality ekipmanı var galiba. Sonya Blade'in Brutality ekipmanı var. Başka? Şu. Bu ne? Scarlet'ın var gene. Şu ne kanka? Bunları bir görelim. Sonya Blade'in gene ekipmanı varmış. Başka ekipmanınız yok mu? %600 maksimum can bonusu ne ya? 10. evrime gerisi tabii ki bunlar da. İlk evrimlerde yokmuş. Burada vallahi yok ya. Allah Allah. Neyse tamam. 5-40 coins falan veriyormuş. 1000 ile 5000 altın arası şey 5000 coins arasında veriyor yine. 40 coins verdiğini ben hiç görmedim bu arada. Maksimum 20 falan gelmiştir bana. Yani 20 savaşta bir olması dediğim gibi hard tower olduğunu gösteriyor aslında. Yani hard tower'larda böyleydi. Normal tower'larda 10-30-50 diye gidiyor. O yüzden 20. savaşta alacağız ekipmanlarımızı. Artık 20'ye kadar dişimizi sıkacağız. 20'den sonra güzel bir tane ekipman verir galiba. Normalde direkt kuleye başlamadan veriyordu ekipmanları. Ben bunu bu arada yan karakterimle de 20'ye kadar getiremem. İmkanı yok farkındayım ama en azından bir iki savaş girerim. Gene yapamam büyük ihtimalle. Onun da farkındayım. Kritik bir daha vuracağım mı? Vurmadı. %195.000 bu arada az yedi ha. Vallahi az yedi. Şöyle direkt vuracağım abi. Acımadan yok edelim. Savaşları zaten uzun sürüyor kule savaşları. Yani otomatik savaş bundan da uzun sürüyor. Siz öyle düşünün. Yani ortalama işte yarım saatinizi ayırarak otomatik savaşta bir günün tüm savaşlarını bitirebilirsiniz. Hatta 30 savaş yapacaksanız 1 saatinizi ayıracaksınız tahmini. Gerçi 2 dakika sürmüyor. Sürüyor. Şimdi geçişlerle birlikte şu geçişler var ya. Onlarla birlikte ortalama sürüyor bir savaş 2 dakika. Yani 1 saatinizi ayırmanız gerekiyor. Hatta hard tower olduğu için yani bir yerden sonra çok daha uzun sürmeye başlayacak savaşlar. Ekipmanlar tabi sizde evrilmiyse öncesinden kalan kuleyi 2-3 kere bitirdiyseniz çok kafanız rahat olacaktır o yönden. Baya rahat olacaktır hatta hani. Rahat rahat parçalarsınız kuleyi. Şimdi %200-300 saldırı hasar alıyorsunuz yani. 6500-4000 falan vuruyorsan çok daha fazla vuruyorsun. Bloktayken 4500 diyor bu arada baya iyi. Çok güzel. Böyle bir atayım şunu. Bir daha kritik yer mi acaba? Bakalım. 218.000 yemedi. Kritik de ilk vuruşta yapıyor ha. O da garip bir olay. Block breaker'ımız çalışıyor. Lan güzel. Hasarımız iyi ya. Abi Kenshi çok kritik de vuruyor ya. Ben çok keyif alıyorum Kenshi ile oynamasından. Seri olduğu için karakter. Fazla iş yapıyor. Devam kanka. 2400 coins verdi. 55.000'de oldu mu coinsimiz? 56.000 bile oldu. Bu 15 savaşı bitirelim. Ondan sonra Johnny Cage'imizi elde edelim bakalım. 14. savaştayız. Güzel 2 savaş kaldı. Canları bu arada karakterlerin ne kadar arttı görmedim. Onu bir sonraki savaşta bakalım. Normalde 33.000 saldırıyla mı başlamışlardı? Canını hatırlamıyorum ama siz videonun başından görebilirsiniz zaten onun ne kadar arttığını hesaplayabilirsiniz direkt. Evrimleri yine 6. evrimdir büyük ihtimalle. Bir 60.000 cana gelmişler bu arada. Eğer 33.000'e 60.000'e geldiyse sıkıntı büyük. Çok güçleniyorlar demek bu. Yorabilir. Harbiden yorabilir. Zaten boss şu an gelmedi. Boss'un gelmemesi çok büyük sıkıntı değil de. Şöyle bir atayım bu arada. Şöyle bir al bakalım canısı. Gayet güzel. Güzel. İyi de vuruyoruz. Şöyle al bakalım. Yan kanala artık Fantasy Junior'a kule savaşlarını bol bol atarım ben size. O kanala içerik çıkmadığı için video atmamamdan değil bu arada. Yani boş içerikle atmak istemiyorum. Ve şeyi çekeceğim. Sıfırdan serisini çekeceğim. Onu hazırlamaya çalışıyorum. Birazcık ruh katmaya çalışıyorum yan hesaba. En azından girdiğimizde pek açalım diye. Belki Diamond falan çıkartırız yani şansımıza.
Ona uğraşıyorum şu an. Bomboş şey yapınca girip bomboş çekmek istemiyorum. En azından bir pek, iki pek olur ya, açabilirsek açalım. Ona uğraşıyorum. Böyle bir Combat Cup takımı geldi bu arada karşıya. Canlarına gene bakmadım ama yani Combat Cup çok fazla güçlü mü? Bence güçlü değil o kadar ya. Combat Cup hepsi varsa belki iş yapar da en çok yoranlar beni genelde Circle of Shadow oluyor. Day of Dead karakterleri o kadar sıkıntı değil. Nightmare karakterleri de öyle sıkıntı yaratmıyor. Ronin karakterleri bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Koldor karakterleri de aynı şekilde sıkıntı olabiliyor. Triborg takımı var. Triborg takımı Diamond olsa boku çok ağır yemiştik bu arada. tamam, önemli değil. Zehirli olduğu için zaten. Bu arada Reptile şeyden fazla vuruyor ya. 21.000. Valla şu an şeyden, yani Kenshi'den bayağı fazla vuruyor aslına bakarsanız. Zehirden dolayı tabii ki bu da. Bakayım bir şu alınca kaç vuruyorsun bununla? Fulleyemeyeceğim büyük ihtimalle de bunu. Fulledim lan. Kaç kaç? Oğlum 200 binden fazla vuruyor. Garip bir karaktersin ya çocuk. Daha bir de bu 6. evrim mi 7. evrim mi bende, öyle bir şey. Yani evrimi full değil ha. Evrimi full değil. Onun şey değil. 60 seviye değil. Saldırısı full değil. Ekipmanı daha full değil. Yani reptile. Hocam sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Kuleyi bol bol yapın. Diğer bu arada şey, karakterlerin ekipmanlarını da bol bol kazan. 7. evrimmiş bende. 15. savaşta artık bitirmiş olduk. Gidelim Johnny Cage'imizi alalım. Kule teklifini bu arada yapmadı. Genelde store'da teklif yapardı ya. Vallahi yapmadı. Strike Force takımı da bu arada çok büyük sıkıntı. O yüzden bunları zaten katıyorlar. New Combatant Startup Pack falan diyor da bunları almayın abi, hiçbirini almayın. Yani Daily Gift Pack'imizi açalım. Buradan da bomboş şeyler atıyor genelde de. Ruh veriyor ya da boş bronz karakter atıyor ya da bok gibi geliştirme şeyi veriyor. Silver şeyleri veriyor genelde. Aynen bok gibi mesela bu geliştirme şeyini verdi. Kart verdi ama bir boka yaramaz. Kart pack olarak da herhangi bir şey katmamışlar. Tamam. Karakterlerden gidelim. Johnny Cage'imizi bir 10. evrim yapalım artık. 10. evrim olmayansa yok, tek karakterim bu değil ya. Silver karakterlerin var olmayan. Hatırlıyorum yani. Alacaksın mı kanka bugün? Yani 60 milyar yıl önce bastık. Teşekkür ederim. Ne oldu? 10 bin şeye falan çıkmış. İyi. 60. seviye değil gerçi Johnny Cage'im de. Onu yapar mıyım artık orasını da bilmiyorum. Belki yaparız artık. Şey kasa kasa. Challenge kasa kasa yaparız. Challenge'ım bu arada bakayım bir. İstediği karakter neymiş? Quan Chi. Ha, yapılmayabilir. Bir de NetherRealm karakter istiyor. Bunu herkes yapamaz abi. Maalesef. NetherRealm zor çıkan bir sınıf. Ve Quan Chi herkeste olan bir karakter değil zaten. Quan Chi için quest modu yapabilirsiniz. Size önerim. Neredeydi? Ben burayı yapmaya çalışıyorum ama. Quan Chi'nin, onu bulalım bir sizle. Orayı da siz görmüş olun. Bir tanesinde Quan Chi veriyor bol bol. Şöyle bir 8. de miydi abi? Neredeydin sen? Onu göstermiş olayım size. Ya boş geçmeyelim orayı. Bir dakika. Nerede? Onda değil diye biliyorum da. Bakayım bir, ondaysa da görmüş olalım onu. Değilmiş abi. 9'da mısın oğlum? Neredesin ya? Ben hatırlıyorum Quan Chi'nin olduğunu. Heh, burada. 9. kulenin quest 59. Bunu bol bol yapmaya çalışın. Hele şu an challenge varken girin buraya. Zaten 12 saat sürüyor. Yani istediklerine bakalım bir ne istiyormuş. Quest'i başlatayım bir. Buradan yani bir tanesini kattım herhalde, fulluyor. Yani yerine sabitleme yetenekleri olan karakterler şey yapıyormuş. Quest bonusu veriyormuş. Ya bununla fullemedik. Şu herhalde bu daha da düşürüyor. Ekipmanı yok diye böyle büyük ihtimalle. Jayden de öyle. Ekipmanla bir şey var mı mesela? Bak farkını görelim. Bu mesela bak. 10. yerim quest bonusu yok ama ekipman olduğu için büyük ihtimalle şu anda maksimumu alıyor. Ondandır diye düşünüyorum. Gerçi 60 seviye olmasında da falan da tabii ki şeyler var da. Bunu tabii ki de sokmayacağım bu arada Kenshi. Quan Chi bana şu an lazım değil. O yüzden bu quest'i yapmayacağım ben. Neyse. Evet. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.